Cevap geldi beyefendi. Kabul etmişler mi beyefendi? İşi Süreyya Bey'e vermişler. Süreyya Bey'e mi? Neden? Neden her yerde karşımıza çıkıyor? Ne istiyor bizden bu adam? Bizi boğmak istiyor. Öyle olsun Süreyya. Sen istedin savaşı. Evet. New York'tan telgraf efendim. Kontratı da derhal gönderiyorlarmış. Teşekkürler. Nedir bu? Avni Çarmıklı Bey cumartesiye sizin onurunuza bir garden parti veriyormuş. Ben Boğaz'daki köşke gidiyorum. Tüm randevuları iptal edin. Beni seviyor musun Tarık? Hı? Teessüf ederim sana. Demek bana itimadın yok. Ne yapalım? İşte kap. İstersen git. Ah, bayılıyorum sana canım. Belki de dünyanın en palavracısısın ama ölüyorum gene de sana. Bırak şimdi ölümlü cenazeli lafları. Tanımam bile kimin nesi? Niye öldürmek isteyeyim onu? Biz de onu soruyoruz. Bakın, benim gibi bir adamın milyoner Süreyya Bey'le ne alışverişi olabilir? Onu sen söyleyeceksin. Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. İnanın çok üzüldüm. Süreyya Bey takdir ettiğim bir iş adamı ve en yakın arkadaşımdı. Teessürüm sonsuz. Galiba en büyük rakibinizdi. Bana rakip diyorsunuz, doğru. Ama rakipsiz yükselme olmaz ki delikanlı. Süreyya meslektaşımdır. Şayet onu kurtaramazlarsa iş alemi tüm canlılığını yitirir. Onun için dua edelim. Süreyya Bey'in kurtulması, yaşaması için dua edelim arkadaşlar. Gözün aydın. Süreyya Bey kurtuldu ve ifade verdi. Geberseydi. O zaman kim kurtarırdı seni? Dua et ki ölmedi. Edeceğim, gidebilir miyim artık? Elbette, serbestsin. Yalnız bir dakika. Dışarıda iki kişi bekliyor. Seninle görüşmek istiyorlar. Hı? Süreyya Bey'in adamları. Ben onlarla görüşmek istemiyorum. Suikast değildi. Sadece basit bir kaza. Peki arabanızı ateş açanlar? Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan. Yani düşmanınız yok mu demek istiyorsunuz? Ha, var elbet. Bir iş adamının önemi düşmanlarının çokluğuyla ölçülür. Kendinizi yormayınız beyefendi. İyiliğin için söylüyor şekerim. Ben gene de suikast konusunda direniyorum beyefendi. Yorma kendini canım.
Asın toplantısı bitmiştir baylar. Yani cevap vermekten kaçınıyorsunuz. Sadece tıbba saygı delikanlı. Müsaadenize. Teşekkür ederim. Nihayet gelebildin delikanlı. Yaklaş bakalım. Hayatımı kurtardın. Anlıyorum. Al. Önceden saptanmış olan randevuları iptal edin. Acele olarak da İtalya'yı arayın. Baş üstüne efendim. Senin de bu paraları neden almadın? Saltanatına göre hayatın pek ucuzmuş. Aha, anladım. Al. Çok mu zenginsin? Pek fakir sayılmam. Ne iş yaparsın? Sana rastlamadan önce bir arabam vardı. Hayatımı kurtardım. Kimseye borçlu kalmak istemem. Benim için çalışır mısın? Bu kadar adamın varken mi? Senin gibi birine ihtiyacım var. Sağ ol ama emir altında çalışmayı sevmem. Bir dakika. Uşak değil, dost arıyorum. Evet dersen çok memnun olurum. Evetliğine evet de, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Tabii. Ben de sevmem borçlu kalmayı. Anlıyorum. Affedersiniz, Avni Bey'e nasıl bir mazeret telgrafı çekelim? Ha? Sizin onurunuza bu gece bir garden parti veriyor da. Olmaz. Aziz dostumuz Avni Çarmıklı'nın şerefime vereceği ziyafete gitmemek olur mu hiç ha? Ne var sevgilim? Geldiniz şekerim, geçmiş olsun. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Hoş geldin dostum, inan ki çok sevindim. Tabii inanırım. Ne de olsa eski toprağız. Öyle kolay kolay ölmeyiz değil mi? Tabii, tabii. Ne güzel bir parti değil mi? Cidden çok teşekkür ederim. İlk fırsatta ben de senin için unutulmayacak bir gece hazırlayacağım. İnan. Müsaadenle. Onarım işini iyi tetkik etmişsiniz. Teşekkür ederim. Sen ne dersin? Bence onarımı derhal durdurmalı. Yani şilebi bu yürümez haliyle mi satacağız? Bize ne? Alan yürütsün. İşe yaramaz bir gemiyi kim alır? Tamir maliyeti yükseltir. Bu da bizim işimize gelmez, değil mi? Oysa ucuz mala her zaman alıcı bulabiliriz. Evet. Haklısın. Ocakta antimon madeni olduğunu söylüyorlar. Söylemekle olmaz ki. İyice araştırdın mı? Merhaba Tarık Bey.
Maden tekniğe numune yollayıp analiz yaptırdım. Hadi gelin de yüzelim. Sen kendin yüz. Analizin sonucu olumlu. Onca yıl boşuna ihmal etmişsiniz. Müsaade ederseniz bu konuda biraz daha çalışmak istiyorum. Olur. Ay çok ağırmış. Ayol bu bal gibi taş parçası. Sen kendine daha kadınca bir uğraş bul. Maden babamdan kalma. Bunca yıldır da değerinin farkında değildik. Maden tekniğin araştırma raporuna göre %15 demir cevheri, sonra %4 manganez ve %36 antimon var. Dinlemiyorsun. Kendimi kutluyordum. Hakkında, evet hakkında yanılmadığım için. Kes şunu. Yürü Tarık. Hiç vakit kaybetmeden üretime geçmekte yarar var. Sana inanıyorum. Evet. Çalma o parçayı dedim. Neden? Ayrıca lisans belgelerini, her şeyi hazırlattım. Çok iyi, çok, çok. Gitarımı denize attı. Sana çalma dedi. Sana gitarımı denize attı diyorum. Gördüm. Sen yüz veriyorsun. Şımardı tabii. Hani hoşlanmazdın şımarıklıktan? Doğru. Hoşlanmam. Cemal Bey. Buyurun efendim. Ayla Hanım'ın canı sıkıldı. Geziye çıkacak. Kendilerine yardımcı olun. Baş üstüne. Hiçbir yere gidecek değilim. Gideceksin. Hayır, gitmeyeceğim işte. Eşyalarını daha sonra yollarsınız. 500 bin liralık da bir çek verin kendine. Peki. Beni başından mı atıyorsun? Yolun açık olsun. Güle güle. Görürsün sen. Üzgünüm. Benim yüzümden. Boş ver. Aldırma. Sıkılmıştım zaten. Gel, bu olayı viskiyle kutlayalım. Hepimizin hayatında böyle tatsız anılar hatırlatan bir müzik vardır. Seni etkileyen kadını merak ettim. Öyleyse daha iyi. Bizim işlerde kadınlara yer yok. Yok öyle bir kadın. Ne bir kadın? Ne de mazim. Beni tanıştığımız gün doğmuş sayabilirsin. Transferi. Ünlü iş adamlarımızdan Süreyya Seden'in gözdesi manken Ayla, Avni Çarmıklı'ya transfer oldu. Avni Bey eski bir dost. Yorgun görünüyor. Madencilik ağır bir meslek. Armatörlükle bir arada yürütemiyor. Ona yardım arkadaşlık göreviniz sayılır. Çalıştığı şirketlere bir teklif de biz yapsak. Ha. Uçakta yerimi ayırttım. Yarın erkenden Avrupa'ya gidiyorum. Transfer nasıl yapılırmış görsün Avni Bey. Beklenen 807 sefer sayılı uçak alanımıza inmek üzeredir. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Beyefendi sizi bekliyor. Önce eve uğrayayım ya. Hemen rica etti. Sizi almam için arabasını yolladı. Hoş geldin Tarık. Hoş bulduk. Ben de seni bekliyordum.
İyi haberlerle döndüm. Çok iyi, çok. Benim de sana iyi haberlerim var. Bütün tekliflerinizi olumlu karşıladılar. Kontratlar yanımda. Avni Bey herhalde çok şaşıracaklar. Merhaba. İşte Türkan. Bu da Tarık. Hayatta en güvendiğim, en sevdiğim insan. Merhaba. Sizden çok bahsettiler. Her yerde, her konuda. Hele bu evde çok duydum sizi. Bense sizi hiç duymadım. İzninizle. Bir dakika. Ne lüzum var bu kadar aceleye? Yorgunum. Bu akşam beraber olmak istemiştim. Bense tam aksini sanıyordum. Hani işlerimize kadın girmezdi? Bu kadın başka. Ötekilerden değil. Yoksa evlenecek misin onunla? Önemli olan sevmektir Tarık. Onu seviyorum. Peki bunu gönderirken ne kadarlık bir çek vermeyi düşünüyorsun? Davrandım. Alay eder gibi. Bilmem. Sana öyle gelmiş. Hayatımı kurtardı. O hayatta inandığım tek insan. Benim tek dostum o. Onu sevmeni istiyorum. Emin misin? Ne demek istiyorsun? Hiç. Yakışıklı çocuk. Evet. Ama çocuk. Thank you.
Yerimde olsan sen ne yapardın? Yerimde olmamaya çalışırdım. Neden? Ben satılmam. Beni satın alan adam seni de kiralamışlar. Birbirimize söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. Hanımefendiyle dans etmeme müsaade eder misiniz? Hayır. Hayır dedik, bas hadi. Neden olmasın? Ama beyefendi... Beyefendi kocam değil, bana karışamaz. Sıkılacak bir şey mi oldu? Türkan nerede? Dans ediyor. İzin vermeyecektin. Sahibi ben değilim ki. İşin kötüsü de bu ya. Bir erkek sevgilisini başkasının kolundan alırsa komik duruma düşer. Git onu getir. Lütfen. Rica ediyorum. Dans bitti. Aa, en hızlı yerindeydik. Onu anlatırsın. Bırak, yürü, beni. Yürü. Tarık Bey iyi bir koruyucu. Daha önce söylemiştim. Tarık bana ait her şeyle ilgilenir. Ben de görevleriniz arasında mıyım yoksa? Görev değil. Neyin şerefine içiyoruz? Siz söyleyin. Neyin şerefine içiyoruz Tarık Bey? Hı? Tarık Bey! Söylemiştim. Tarık'ın... kadınlarla yıldızı pek barışık değildir. Kalbiniz... kadınlara kapalı mı yoksa? Ama neden? Eski bir aşk mı? Dostum, fena darbe yemişsin. Merak ettim. Bu acı aşk hakkında anlatacağınız şeyler vardır. Öyleyse size acı çektiren bu kadının şerefine içelim. Zahmet etmeyin. Neden? Öldü. Yani benim için. Hepimiz nefret edelim o kadından. Kahrolsun o kadın. Kahrolsun o kadın. Şunu açar mısın lütfen? Onu önceden tanıyor muydun? Tuhaf bir soru. Soruma cevap ver. Hayır, onu daha önce gördüğümü hiç sanmıyorum. Biliyor musun Türkan, sen küçücük bir çocuksun. Sana güzel şeyler vermek hoşuma gidiyor. Çok iyisin.
bazen de kötü. Sevdiğim şeyler için çok, ama çok titizimdir, anlıyor musun? Benim olan benimdir. Kimseyle paylaşmam. Kimse benden, bana ait bir şeyi alamaz. Tarık için konuşuyorsan nefret ediyorum ondan. Nefret, garip bir duygudur Türkan. Çok kuvvetli bir duygu. Aşktan da mı kuvvetli? Aşktan da. Nefreti aşan tek duygu vardır. O da kıskançlık. Hayatta hiçbir şeyin tehlikeli olmasına izin vermedim. Cesur olmak güzel şey. Güzel olmak daha da güzel. Dünüm yok demiştim sana. Beni karşılaştığımız gün doğmuş sayabilirsin. Garip değil mi? Biri... biri daha aynı şeyi söylemişti bana. Hoş geldin. Sahi siz tanışıyorsunuz değil mi? Hem de çok iyi. Açık konuşacağım, 63 yaşım diyeyim. Yıllar tek şey öğretti bana. Düşmanını parçalamak için iki yol vardır. Ya mazisini kullanacaksın, ya da dostunu. Bir yaştan sonra ne paranın ne kadınların önemi kalıyor. İnsanın gözü hiçbir şey görmez oluyor. O zaman tek dostu kalıyor insanın. Haysiyeti, işi ve işindeki savaş. Bilmem anlatabiliyor muyum? Elbette. İhtiyacım var sana. Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum. İşimden memnunum ben. Yanılıyorsun. Ben sana iş değil, ortaklık teklif ediyorum. Patronluk tatlı şeydir. Bitti mi? Milyonları tepiyorsun. Gidebilir miyim? Tabii ya, elbette. Bir dakika. Teklifimi reddedeceğini biliyordum. Ama bir gün evet demek için kendin geleceksin. En akıllınız bile aptalsınız. Her kilidin bir anahtarı vardır. Anahtar da genellikle bir kadındır. Onu seviyor, seviyor. Kim? Kimi seviyor?
Tarık Türkan'ı, Süreyya'nın sevgilisini seviyor. Ha? Geçen akşam gördüm onları. Kadın gözü asla yanılmaz. Siz Süreyya'nın en büyük başarısısınız. Ama aynı zamanda ne yazık ki en büyük hatası. Hem de ilk hatası. Kimsiniz siz? En büyük hayranınızım. Böyle davrandığım için bağışlayın beni. Ama mecburdum buna. Bunun için özür dilerim. İnsanın sizin gibi bir kadını olur da hala dünya işleriyle uğraşıyorsa buna affedilmez bir hata denir. Rahatınız için tüm tedbirleri aldım. Telefon gürültülü, rahat kaçıran bir araç. Gözyaşlarınızla bile muhteşemsiniz. Kimsiniz? Bırakın gideyim, ne olur bırakın beni. Süreyya'nın eski bir dostuyum. Ne istediğime gelince bunu ona söyleyeceğim. Siz yalnızca kıymetli bir konuğumsunuz. Bilmem anlatabildim mi? Ünlü iş adamı Süreyya Seden'in sevgilisi henüz bulunamadı. Ünlü iş adamı bu konuda yardımcı olacak ve Türkan'ın yerini bildirecek kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini söylemiştir. Ünlü... İnsanlar gençken bazı şeylerin değerlendirilmesini hakkıyla yapamıyorlar. 1 milyon lira. Oysa sizin için baha biçilmez. Sizin gibi bir kadın için insan göz kırpmadan hayatını bile verir. Ama Süreyya çok genç, çok da hırslı... Yahut da sizi tam anlamıyla sevmiyor. Buyurun. Sen konuşma, yalnız dinle. Söylediklerimden tekini bir başkası duyarsa onu hiç göremezsin. Yarın sabah erkenden bekliyorum seni. Kimdi? Yanlış numara. Buraya kendi ayağınla geleceğini söylemiştim sana. Evet. Parayla seni satın alamadım. Milyonlara bir anda sırt çevirdin. Ama insanları satın almak için daima bir şeyler bulunur. Daha önem verdiği şeyler. Mesela uğruna can verdiği şeyler. Onu sevdiğine kuşkum yoktu.
Emindim, gelecektin onu kurtarmaya. Hem de tek sözle. Çok ilginç. Demek onu bu kadar seviyordun ha? Kısa kes. Nerede onu söyle. Benim için çalışmayı kabul ettiğin an hemen göreceksin. Serbest kalacak. Evet mi? Evet mi? Evet dedik ya. Sana inanıyorum. Sözümü tutacağım. Ben de. Öyleyse anlaştık. Süreyya seni bekliyor. Gidelim. Umarım konuğum olduğunuzu söylemezsiniz Süreyya abi. Bazen küçük yalanlar çok yararlı olur. Sırf Tarık Bey'in iyiliği için konuşuyorum. Peki neden yaptın bunu? Neden haber vermedin? Beni ne kadar sevdiğini anlamak için yaptım. Seni aramadığımız yer kalmadı. İkimiz de çok korktuk. Güleceksin ama seni kaçırdıklarını sandık. Değil mi Tarık? Tarık da çok üzüldü. Seni çok seviyormuşum. Yokluğunda daha iyi anladım. Seninle konuşmam lazım. Tabii. Ben ayrılmak istiyorum. Elbet. Hakkın tabii. Git istediğin kadar gez dolaş. Öyle değil. Nasıl yani? Anlayamadım. Bütün bütün gidiyorum. Temelli. Neden? Neden ama? Senin yerinde burası. Kardeş gibiydik. Peki... Nereye gideceksin? Şansımı başka yerde denemek istiyorum. Nerede? Söyle, nerede? Avni Bey'in yanında. Şaka yapıyorsun. Şaka bu. Şaka değil, gerçek. Gerçek mi? Değil. Gerçek olamaz bu. Şaka yapıyorsun. Şaka değil, gerçek. Yapamazsın. Sen yapamazsın. Gerçek. Yapamazsın. Defol. Tarık, seninle konuşmam gerek. Tarık, lütfen. Beni ne kadar sevdiğini bugün anladım Tarık.
beni kurtarmaya geldiğin zaman, bana sarıldığında titrediğini hissettim. Seviyorsun hala. Anladın bunu Tarık. Tıpkı eskisi kadar. Tıpkı eskisi gibi. Eski yok artık. Seni Süreyya için getirdim. Daha paralı bir iş buldum. Artık ben de zengin olacağım. Yalan bu. Söylesene, yalan değil mi? Seni Süreyya'ya götürdüm. Karşılığında yeni bir iş buldum kendime. Koskoca bir ortaklık. Hepsi bu. Yalan söylüyorsun. Oraya benim için geldiğini biliyorum. Oraya zengin olmak için gittim. Hayır, inanma. İyi tanırım seni. Bütün bunları para için yapamazsın sen. Neden? Ben de senin gibiyim artık. Eski Türkan gibi. Gözü yükseklerde. Gözü parada. Aydın beyefendi. Balkanların en büyük gemisi Süreyya denize indirildi. Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır. Evet efendim. Sigortası için Lloyd şirketi talimatınızı bekliyor. Sigorta istemez. Fakat efendim... istemez dedim. Ben bu gemiyi şimdiye kadar ödemediğim sigorta paralarıyla yaptırdım. Şimdi yaktım seni Süreyya. Gemiyi sigorta ettirmemiş. Bana komando Ziya'yı bulun. Başüstüne efendim. Hayrola? Süreyya Bey dostuma eşsiz bir sürprizim var. Almanya'ya gidiyorum. Şilep kazaya uğradı. Sigortası yok. Bir şeyler yapmam gerek. Hoşça kal. Güle güle. Haftaya cuma buradayım. Kendine iyi bak. Beni arayan var mı? Yok efendim, yalnız Türkan Hanım aşağıda kulüpte. Hanımefendiyi evine götürün. İçkiyi fazla kaçırmış galiba. Ne arıyorsun burada? Bırakalım oyunu Tarık. Yorulmadın mı daha? Yeter artık. Ne kendine acı çektir ne de bana. Attığın tokat bile... aşkının sesiydi.
Senden sadece nefret ediyorum. Nefret, aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü. Nereden buldun bunu? Sakladığın yerde. Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin? Sen bu resimdeki saf kız mısın? Fotoğraftaki temiz kızdan ne kalmış geriye söylesene. O saygıdeğer bir kızdı. Sevdiğim kızdı. Sense para diye bütün güzelliklere lanet okumuş bir fahişesin! Gel! Ya bunu da gördün mü? Bunu da okudun mu? Ben her gün okuyorum. Ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum. Şimdi defol! Defol! Ama sen hayatında hiç hata yapmadın mı? Türkan! Yarın geliyor. Onunla konuşacağım. Hayır, ben konuşacağım. Lütfen sevgilim. İyi geceler. Sana da. Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Beni görünce neden şaşırdın? Seni yarın bekliyordum. İşlerim çabuk bitti. Sonra seni umduğumdan daha çok özledim.
Ya sen yavrum? Nasıl? Yokluğunda iyi vakit geçirdin mi? Ha? Seninle konuşmam lazım. Olur. Sana anlatacaklarım var. Benim de sana. Onu çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hem de bilemediğin kadar çok. O zaman anlaman lazım beni. Senin de beni anlaman lazım. Sana söylemiştim. Ona da söyledim. Benden hiç kimse hiçbir şeyi alamaz. Bulacaksınız onları. Ölü ya da diri. Mutlaka bulacaksınız.
Yarın şafakta motor hazırdır. Biz de hazırız. Kaptanla konuştum. Yarın sabah gidiyoruz. Hadi, geç kalmayalım. Şimdi hazırlanırım sevgilim.
Gitsinler. Kaçacaklar. Onları kimse durduramaz. Ölümü bile aşmışlar.